köpeğe bak, köpeğe. Memoli her yerde. Bakacağız. Gitti. Bir de burası. Wow. Leo asist. Merhaba arkadaşlar. Kanada'dan herkese selam ve sevgilerle. Kanada'nın muhteşem doğasını, güzelliklerini keşfetmeye Leo ile devam ediyoruz. Leo yine bugün bize Kanada'nın eşsiz güzelliklerini gösterecek. Hiçbir yerde bulamayacağınız. Ya şu yeşilliğe bakın. Ya şurada dursak bile çok güzel yani. Ama yani daha güzel. Kanada'nın şanssızlığı hep düz ya. Böyle bir arada yerde böyle bir işte yokuş, ne bileyim ufak tepelik. Burada da şimdi bir şelale var. Gidelim bir görelim. Evet, şelale ve başka yerlere de gideceğiz bugün. Böyle bir gezi olacak. Siz de inşallah beğenirsiniz. İsviçre çakımızı kullanırız. Bir arkadaş almıştı da onu deneyeceğim. Artık İsviçre çakıları böyle. Evet. Evet. Hava bugün biraz kapalı ama tam gezme havası. Ya şey girişi yok diyor da fotoğraf çekilmez diyor. Ne alaka? Oradaki köpeğe bak, köpeğe. Evet. Böyle pırıltır pırıltır kaynıyor resmen. Ya bak, Kanada'nın İsviçre ile farkını söyleyeyim. Evet. Toprağın rengi. Yani aynı güzellik ama bak, o toprağın rengi böyle çamur renk var ya, oradaki işte mavilik var. O mavilik olaya daha da güzellik katıyor bence. Direkt dağdan akan şelale de mi böyle çamur su akıyor? Tabii tabii. Ve masmavi böyle. Suyu çok temiz. Bak, muhtemelen burayı da böyle yapmışlar, bilmiyorum. Ya da öyle doğal olduğunu düşünmüyorum. Şu, görüyor musun? Ya da kayalık. Kayalık. Bak, kaya parçalık. Parçaları falan. Ya bu kayalık olduğu için bu şelale aşağı doğru gitmez hiçbir zaman. Anlatabiliyor muyum? Çalık kuşu güzel görüntüler aldı. Biz de balta girmemiş ormanlar, ormanın içinde ilerliyoruz. Şelalenin aşağısına doğru gideceğiz. Tabi buralarda dikkatli yürümek lazım. Bileğe bükmemek için. Güzel. Müthiş bir huzur var. Enerji var. Hissediyor musun enerjiyi? Hissediyor sesi, musunuz arkadaşlar? Suyun sesi geliyor mudur oraya? Geliyordur, geliyordur. Öyle mi? Suyun sesi, sessizlik, doğa, yeşillik. Ah, bir de bu yağmur olmasa, bu yağmur var ya, bu yağmur olmasa tamam artık. Yağmur peşimizi bırakmıyor. Olmaz. Yani. Memoli, yağmursuz olmaz. Bu yağmur bizim peşimizi bırakmıyor. Hafif bir yağmur yağıyor da arkadaşlar, ormanın içinde hissetmiyoruz. Ama güzel. Ben böyle doğa yürüyüşünü ormanın içinde bayılıyorum yani. Bir de şu su sesi var. Müthiş. Kuş sesi de. Evet, kuş sesi. Bir de Leo ile Memoli'nin sesi. Evet. Şelalenin alt kısmına geçtik. Karşı tarafta kaldı şelale. Böyle yürüyüş yapacağız. Kayaların, ormanın içinde. Benim en sevdiğim şey, enerjimi en çok yükselten şey. Çok iyi ya. Buradan bayağı ilerliyor. Biz de devam ediyoruz. Suyun gittiği yere kadar yürüyeceğiz. Leo, nasıl? Vallahi güzel. Güzel yere getirdim seni, değil mi? Yani ben şöyle söyleyeyim.
Evet ya, sen güzel bir yere getirdin beni. Evinin yakınında kaç? 17 kilometre. 18 kilometre. 18 kilometre. Adam burayı bilmiyormuş ya. Ya artık. Yok, bilmiyor değil. İlk kez geliyorum. İlk defa geliyor. Bilmiyor değiliz, değil mi? Yani. İlk defa geldi. Biz de boş değiliz, değil mi? Şöyle. Artık düşünün yani, Kanada'nın güzelliklerini, doğasını. Muhteşem ya. Şuraya bak ya. Evet. Şu ağaçlar falan. Ve çok sakin. Kimse yok. Sanki biz varız. Orada birkaç kişi var ama. Düşersem ben çekiyorum da, düşünce seni kim çekecek bilmiyorum. Bayağı. Bence fazla deneme. Bu taşır mı beni? Taşımaz. Su çok iyi. Vallahi kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Benden söylemesi. Düşerse güzel bir çekim olur. Ne diyorsun? Arkamdan neler söyledin? Yo, yüzüne karşı söyledim. Ne diyorsun ki? Yok, bir şey yok. Umarım düşmezsin. Ya sallanıyor ya. Çamur ayağımın altı kaygan. Tamam. Foto? Oy, okey. Memoli her yerde. Evet. Herkesin yardımına koşan Memoli şu anda bizim gibi buraya yürüyüşe gelmiş olan iki arkadaşın resimlerini çekiyor, gördüğünüz gibi. Şöyle yok böyle, yok için. Böyle bir insan. Tamam sen? Dene. Şimdi az önce oradan gelenlerle konuştuk. Çok fazla gitmemiştir ama diyor ki bu yolu takip ederse 400 kilometre devam ediyormuş böyle. Oo. Bu şekilde ben de ilk kez diyorum. İleride daha böyle aşağı inebileceğimiz bir patika varmış. Biraz daha ilerleyelim istersen. Tamam. Ablalar geçsin. Evet dostum, yeni bir yere daha geldik. Evet, Tev Falls Dunnels. Devam edelim. Bayağı yağmur başladı. Şelalesine Allah'tan geldik. Ormanın içinde az hissediyoruz. Ama yağmur, fırtına bizi gezmekten alıkoymuyor. Bayağı bir dik. Bura bayağı bir dik. Oo. Sesleri de geliyor, su sesleri. Gidelim yağmurda. Bakalım. Bu yağmurda da kimse gezmeye çıkmamış bir biz varız. Ormanın içinde ilerliyoruz. Ses de yükselmeye başladı. Islana ıslana. Evet, yağmuru artırdı. Ormanın içinde de yağmuru hissediyoruz artık. Varamadık gideceğimiz yere, geri döndük koşa koşa. Sucuk. Ben söyledim. Sen söyledin, evet. Ben söyledim. Yağmur geliyor diye. Biraz daha duracağız. Eğer yağmur hafiflerse, durursa devam edeceğiz. Yoksa gitti. Bakacağız. Gitti. Bir de burası giriş ücretliydi arkadaşlar. Öbür taraf ücretsizdi. Arkadaşlar, dün öyle bir yağmur yağdı, bir yağmur yağdı, geri döndük. Bugünkü havaya bak. Ama bugün tekrar aynı yere geldik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burayı görmek istedik. Çok uzak olmadığı için de şu anda tırmanıyoruz. Devocuğum, bak burada bir seyir yeri var. Aynen öyle. Gel bakalım. Oo, bura tam karşıda herhalde. Oo. Tam da zamanında açmışız videoyu. Buradan iyi drone yasakıyor da şu gitsinler de. Evet. Onlar gittikten sonra. Oo. Güzel. Bura. Bayağı derin düştüğü yer. Of. Güzel dostum ya. Ha? Güzel. Kanada güzel böyle. Ya. Yeşilliği, şelalesi, hep tepesi, manzara. Dağı. Şu manzarası, bol oksijeni. Ha, buradan aşağı gidiliyor. Şurada da seyir şey var. Biz oraya da bakalım. Evet, yüksek olana girmişiz. Tamam, dönüşte uğrarız oraya. Dönüşte uğrarız, evet. Çok güzel bir yer ya. Levo? Hı? Güzel ormanın içi ha. Evet evet, yani. Yani bugün hava dışarısı çok sıcak ama burası resmen klima. Inanılmaz. Klimalı gibi. Sadece ormanın sorun içinde. Şey yani, çok ne kadar ineceğiz bilmiyorum yani. Ne kadar ineceğiz?
Bilmezsek çalı kuşunu indiririz ya. Tabii canım, havadan çalı çekecek. Kuşunu indiririz. Şöyle biraz yürüyeceğiz, gezeceğiz. Muhabbet edeceğiz. Kanada'nın müthiş doğa güzelliklerinin bir tanesine daha şahit olacağız. Evet. İşte de. Şimdi arkadaşlar biz yürüyoruz. Ya bu çalı kuşu ne kadar marifetli bak. O da bizi, görüyor musun? O da bizi çekiyor. Bak bizi çekiyor şimdi. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Kumanda etmiyoruz. O takip ediyor. Bak aradan nereden geçecek lan? Bilmiyorum. Oh. Abi çok iyi ya. Şuna bak. Bizi takip ediyor önden. Biri bizi gözetliyor. Biri bizi gözetliyor. Şimdi arkadan takip edecek. Burada da bir seyir noktası varmış. Burayı da görelim bakalım. Vav! Levo, asıl seyir noktası buraymış dostum, gel. İşte burası. Bak. Şuraya baksana. Oo. Çalı kuşu buradan iyi iş çıkartır. Çalı kuşu ve kardeşi. Çalı kuşu. Böyle de suyun sesini çekeyim. Çalı kuşu ses çekmiyor maalesef. Her şeyi yapıyor. Çok iyi ya. Arkadaşlar güzeldi, çalı kuşu çok güzel görüntüler çekti. Biz de böyle hem dün hem bugün böyle aynı yere gittik ama hem ben görmek istedim, Levo da ilk defa görmüş. Evet. Sizlere de göstermek istedik, böyle bir kaçamak yaptık. Bugün maalesef üzülerek söylüyorum. Ne gülüyorsun? Yapma. Kurtuluyorsun da lan benden. Yok ya, üzülerek sanki böyle söylüyorum. Bir gül, yüzüne bir tebessüm, gülme, böyle bir gitse de artık. Kutlama yapacağın gibi geliyor. Bugün Kanada'da son günüm. Akşam yolculuk var. Yani hüzünlü bir gün. Benim için gerçekten çok hüzünlü bir gün. Ayrılık vakti. Altına şey koysana. Gitme sana muhtacım. Gitme sana muhtacım. Ya da gitme. Dur. Yalan söyle. Onu koydum. Telif gelir ona. Arkadaşlar öyle dinleyebilirler. Evet, her güzelliğin bir sonu var. Evet, çok uzun bir süre oldu. Uzun bir süredir Kanada'dayız. Kanada'da geziyoruz. Ben kendi adıma Levo'ya çok teşekkür ederim. Sizler adına da teşekkür ediyorum. Çünkü nasıl, ben teşekkür ederim. Kanada'yı bizi gezdirdi. Gelmeseydin gezemeyecektim. Ondan sonra özel yerlere gösterdi. Kanada'yla yaşamla alakalı ne varsa
belki burada yaşayan Kanadalılar bile bilmiyordur. Çünkü kendisi de bilmiyordu bazı yerleri. Oraları göstermeye çalıştık. Güzel videolar çıkmıştır umarım. Güzel videoları beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Levo'cum bir şey diyor musun dostum? Asıl ben teşekkür ederim. Memoli'cim. Yani gerçekten geldim buralara kadar. Görüştük. Hasret giderdik. Hasbel ettik. Çok teşekkür ederim. Bir de gerçekten senin sayende gördüm yani bazı yerleri. Bilmiyordum. Hani böyle araştıralım bakalım ne var ne yok düşüncesiyle gittiğimiz için bazı yerleri. Yıllar önce de Karadeniz turu da aynen öyle olmuştu. Bilmeden yola çıktık. Yani güzeldi. Benim için gerçekten çok güzel bir an oldu. Ben teşekkür ederim yani. İlk videoda söylemiştim. Belki izlemeyenler vardır. Levo benim ilkokul birinci sınıftan bu yana arkadaşım. Yani şöyle arkadaş düşünün. Arkadaş değiliz artık. Yani tabii biz arkadaş kelimesi sığmaz. Dost kelimesi sığmıyor. Çok işte şükür. Tanıdık elhamdülillah. Allah muhabbetimizi bozmasın. Sizlere de böyle dostlarınız inşallah vardır. Yoksa da böyle dostluklar nasip etsin. Gerçekten ihtiyaç yani yeme, içme gibi. Öbür arkadaşlar sizler de kukulliler. Yani sizleri de çok seviyoruz. Yani hepinizin yeri ayrı. Ben 5 yaşındaydım. Levo 6 yaşındaydı. Benden büyüktür. Yaşımızı söylemeyelim de en azından benden bir yaş büyüktür. Kağıt üzerinde ama görüntüde. Görüntü farklı. Görüntü daha da büyük. İlkokul 1. sınıfta 5 yıl yan yana oturduk. Ondan sonra da tabii hiç ayrılmadık elhamdülillah. Düğününde sadıçlığına varıncaya kadar ben yapmışımdır. Yani öyle bir şey. Diyeceğimiz diyemiyorum. Yani gerçekten hüzünlü. Çok da duygusal bir adam değilim maalesef. Ama içimde yaşıyorum ne yaşıyorsam. Evet. Yani gülerim yani duygusallığımı. Şu anda duygusala bağladım. Çok kötü oldum. Vallahi çok kötü oldum. Neyse havalanını falan çekmeyeceğim. Çünkü oralar daha kötü olacak. Evet. Şimdilik. Geliş güzel oluyor ama ayrılışlar evet, ne yazık ki. Çok kötü maalesef. Bu videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Başka yerde nerede görüşürüz, ne yaparız? Şu anda hiçbir planım, programım yok. Ya ben de ama bir yerde görüşemeyeceğim bütün arkadaşlarına selamlar buradan. Evet, Levo da selam söylüyor. O da sürçülisan ettiyse affola arkadaşlardan. Yok. Senin nezdinde senden de affola. Yani. Senin kanalın. Umarım böyle yanlış bir şey yapmamışızdır. Yok, estağfurullah. Güzel oldu. Biz böyle atıştık, tartıştık, bağırıştık ama yok, bu bizim her zamanki halimiz. Yani o çocukluktan gelen bir şey. Öyle ya bu nasıl arkadaşlık akşama kadar tartışıyorsunuz, bağırışıyorsunuz demeyin. Bizim de böyle dostluğumuz böyle bir şey. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Memoliyle kalın desen. Memoliyle kalın. Levo'yla kalın diyeceğim ama başka videolarda nasip. Seneye gelirsin Avrupa'yı beraber gezeriz dostum inşallah. İnşallah. O zaman da çekeriz. Olsun.